Hakan, sen hala burada mısın? Evet. Ben Zeynep'lerin musluğunu değiştirdim, sen hala buradasın demek ha? Eskicinin gelmesini bekliyorum ama hala gelmedi. Peki benim bir yardımım olabilir mi? Yok, çok teşekkür ederim Tahsin Usta, çok sağ olun. Peki, nasıl istersen. Hadi kolay gelsin. Teşekkür hocam. Ederim, sağ olun, iyi günler. Hakan abi. Merhaba Meykuş, merhaba. Bu niye böyle? Nesi var ki? Bu çıkıntıları anlamadım. Sonra bir gariplik de var. Ben anladım. Ters dönmüş. Ters mi dönmüş? Evet. Bak, ver bakayım. Evet, ters dönmüş. Bunu senin için düzelteyim. Oyuncaklarını mı taşıyorsun bundan? Evet. Şöyle düzeltelim bakalım. İşte düzeldi. Tersti, düz oldu. Ters, düz. Al bakalım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hakan abi. Efendim? Ters ne demek? Ters, düz olmayan demek minik kuş. Her neyse. Bak ben şimdi eskiciyi bekliyorum. Eskiyen eşyalarımı satacağım da. İzle beni. Bu sandalye yerde düz duruyor değil mi? Evet. Şimdi bunu alıyorum. Masanın üstüne koyuyorum. Böylece ters çevirmiş oldum. Düzdü, çevirdiniz, ters oldu. Evet, doğru. Eskici hala gelmedi minik kuş. Sana çok komik bir şey söyleyeceğim. Saatimi ters takmışım. Rakamları göremiyorum. Dur şunu düzelteyim bari. Şöyle. Evet. Saatim tersti. Şimdi de düz oldu. Evet. Bak bir şey daha. Bu bir gazete. Gazeteyi ters çeviriyorum. Ve hiçbir şey okuyamıyorum. Çünkü gazete tersten okunmaz. Bak, şimdi çeviriyorum. Düz oldu. Gördün mü? Evet. Hakan abi. Efendim? Yanlış öğrenmediysem sizin kazanız da ters. Gerçekten ters giymişim. Evet, ters giymişsiniz. Ben de diyorum, sabahtan beri bende bir terslik var ama ne? Kazak. Sizdeki terslik kazak. Evet, bendeki terslik kazak. Şunu çıkartalım. Evet. Çıkartırken zaten düz oldu bak. Şimdi tekrar giyelim. Şöyle. Şuradan. Minik kuş. Ben en iyisi bir de ayakkabılarıma bakayım. Neyse. Onlar düz. Zaten tek düz olan şeyler de ayakkabılarım. Evet. Hakan abi. Efendim? Teşekkür ederim. Bir şey değil, bir şey değil. Artık ters ve düzün ne olduğunu öğrendim. Daha bitmedi. Sana bir örneğim daha var. Bak. Bu bir bardak. Şimdi düz duruyor değil mi? Ben bunu ters çevirirsem ne olur? Ters durur. İşte böyle. Su varmış içinde. Terslik işte Hakan abi. Evet, terslik oldu. Ne yapayım?
dileklerle. Umarım kulağınızda tümüyle bende, benden bir şarkı sevgilerle. Özledim sizi yanımda olsanız keşke. Sizce sanki bıraklamak bu bir şarkı değil. Ama notalar takılır boğazıma, dinleyince anlarsınız bu şarkımı benden. Dinlerken hep böyle daha yakın olsam ben sizlere. Eğer sevdiyseniz şarkımı, seversiniz beni de. La 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 ri ri, la 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 la. Hep böyle daha yakın olsam ben sizlere. Eğer sevdiyseniz şarkımı, seversiniz beni de. Merhaba Bayan Işık. Merhaba. Ben Doktor Lale. Nasılsınız? Memnun oldum doktor. Melek sen misin? Merhaba Melek, nasılsın? İyiyim. Kaza nasıl oldu? Bisikletten düştüm. Hı-hı. Başka bir yerini incittin mi? Yok. Peki, en çok neresi ağrıyor göster bana. Sağ tarafım. Sağ tarafım. Peki, şimdi deneyelim, tamam mı? Elini yumruk yapar mısın? Çok güzel, acıyor mu? Biraz. Biraz ha? Şimdi tekrar parmaklarını göster. Aferin, çok iyi. Şimdi bileğin nasıl? Hissediyor musun? Şu parmağa da bakalım. Burası. Hissediyor musun? Evet. Çok iyi. Şimdi rahatla bakalım. Evet, en çok neresi ağrıyor bana söyleyeceksin, olur mu? Bayan Işık, bu kırık olabilir. Emin olmak için röntgen çektirmemiz gerekiyor. Pekala. Kolunu şöyle tut Melek. İşte şöyle. Evet. Biraz daha öne doğru. Güzel. Evet. Kımıldama. Tamam. İşte bu kadar. Evet Bayan Işık. Meleğin bileği kırılmış. Bakın. Sağ taraf. Alçıyı alacağız ve 6 hafta alçıda kalacak. Sıra geldi alçı yapmaya. Tamam mı? Kolunu sakın kımıldatma. Tamam mı? Evet Melek. Şimdi üstünü alçıyla kaplayacağız. Ben ıslak haldeyken saracağım. Sardıktan sonra çabucak sertleşecek. Böylece bileğini oynatamayacaksın. Ve bileğin iyileşecek. Evet Melek, bitti işte. Pekala, parmaklarını oynatır mısın? Şimdi elini büyük, çok güzel. Önemli bir şey var Melek. Alçıyı sakın ıslatma, olur mu? Birkaç hafta sonra tekrar gelin ve alçıyı çıkarıp röntgen çekelim. Bileğin durumuna bakalım. Pekala Melek, şimdi alçıyı çıkaracağız. Hazır mısın? Artık bileğini eskisi gibi kullanabilirsin. Yani yüzmeye gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin.
9. Zehra teyze. Efendim minik kuş. O elmaları yere düşürdünüz. Evet minik kuş. Ve siz onları alıp yıkamadan yerine koydunuz. Ha, doğru minik kuş. Ama ben o elmaları yemeyeceğim ki. Çarşıda pazarda satılan yiyecekler, meyveler, sebzeler zaten yıkanmamıştır. Onları alanlar evlerine götürürler. Güzelce bol suyla yıkadıktan sonra yerler. Ya. Herkes bunu bilir mi peki? Tabii. Ya bilmiyor ve yıkamadan yiyorlarsa? Hiç öyle şey olur mu minik kuş? Yere düşen meyve yıkanmadan yenmez. Çarşıdan, pazardan alınan meyve ve sebzeler yıkanmadan yenmez. Bunu herkes bilir. Öyleyse Hakan abi de biliyordur. Tabii. Tabii biliyorum. Tabii. Zehra teyze neyi biliyorum? Soralım bakalım biliyor mu? Sor bakalım minik kuş. Hakan abi. Efendim. Manavdan ya da pazardan meyve ya da sebze aldıktan sonra ne yaparsınız? Cevap veriyorum. Eve gidince musluğun altına koyar. Bol suyla güzelce yıkarım. Aferin abi. Biliyormuş. Tabii. Peki şimdi bu elindeki elmayı tam yiyecekken elinden düşürürsen? Elmamı düşürdüm ya. Hayır. O zaman sevinirim. Böyle gülerim işte. Hayır. O zaman yere düşmüş elmayı alır sahibine veririm. Ama o elma sizin. O zaman kimseye vermem, ben yerim. Hayır. O elma yere düştü. Pislendi. Tekrar eve gidip yıkamak zorunda kalırdım. Hakan abi biliyormuş. Tabii. Tabii biliyorum ama bu elma yere düşmedi. Thank you.
Merhaba. Bu bir katlanır metre. Bu metre katlanabildiği için cebinizde taşıyabilirsiniz. Küçük şeyleri ölçebilirsiniz. Ya da açıp büyük şeyleri ölçebilirsiniz. Katlanır metreler çok önemli. Ne dersiniz? Geniş plan çeksen iyi olur çünkü burnu uzayacak. Onu kaçırmayalım. Burnunu değil, filmi çek. Oh, merhaba, merhaba. Ben muhabiriniz Kurbağacık. Bugün sizlere Cepetto Usta'nın atölyesinden, yani dünya çapında ün yapan tahta çocuk Pinokyo'nun evinden sesleniyorum. Ve Kurbağa. Hı? Şimdi biz televizyonda mıyız? Evet. Aa, merhaba. Evet. Pinokyo'nun yalan söylediği zaman burnunun uzadığı, ondan sonra doğruyu söylediğinde tekrar kısaldığı söyleniyor. Anne, meşe ağacına merhaba demek istiyorum. Merhaba anne. Küçük fidanlar, menekşeler, manolyalar, size de merhaba. Özür dilerim Pinokyo. Yalan söylediğin zaman burnunun uzadığı gerçekten doğru mu? Aa, evet, evet. İsterseniz bir yalan söyleyin de nasıl uzuyor görün, olur mu? Evet, çok iyi olur. Bunu görmek için nerelerden geliyorlar? Gözünüzü dört açın dostlar, çünkü şimdi Pinokyo bir yalan söyleyecek ve burnu uzamaya başlayacak. Bakın şimdi, adım kırmızı başlıklı kız, boyum da 150 metre. Müthiş bir şey. Gördünüz değil mi dostlar? Burnu gerçekten uzadı. Ya. İnanılır gibi değil. Bu da ne ki? Sen uzun burun görmemişsin. Bak seyret şimdi. Ben 1 milyon yaşındayım ve Süpermen'i dövebilirim. Evet, bak ne diyeceğim Pinokyo. Şimdi biraz da doğru söylesen de şu burun azıcık kısalsa. Ha? Peki şimdi kısalıyor. Benim adım Pinokyo. Aa, evet evet çok güzel. Eğer mümkünse bir doğru daha lütfen biraz daha kısalsın. Peki. Ben şekere bayılırım. Harika. Evet dostlar, olağanüstü değil mi? Şimdi Pinokyo televizyonda ilk gösterimi kaçıran arkadaşlar için bir daha uzatıyorum burnumu. Benim adım Kür Kedisi. Kahvaltıda 2 ejderha yedim. Evet, çok güzel Pinokyo. Sonra bütün dünyayı yedim, çıkıp aya oturdum. Ayda yaşayan canlılar beni kral ilan ettiler. Dur biraz, dur bir dakika Pinokyo. Ondan sonra milyonlarca bardak süt içip üstüne 3-5 uçak yedim. Güneşi alıp cebime koydum. Aman! Ben
kurbağacık, size Pinokyo'nun burnunun ucundan sesleniyorum. Sonra bir balina yuttum. Yok, hayır. Yüzüm portakal rengi, sarı ve yeşil oldu. Yok, hayır. Ondan sonra... Dur dur, burnunu inmek istiyorum. Ne dedin? Lütfen doğru bir şey söyleyip burnunu kısaltır mısın? Kurtulmak istiyorum şundan. Peki. Benim adım Pinokyo. Ben mi abiniz kurbağacım? Eğer bir astronot olsaydım benimle oynarlardı. Eğer bir oyuncakçı dükkanım olsaydı. Eğer bir sirkte palyaço olsaydım. Ama onlar olmasa da benimle oynadılar. Biliyor musunuz, bir şeyin ne olduğunu çıkardığın sesten anlayabiliriz. Bu bir inekti. Bunu kim bildi? Evet, bir koyun. Bu da bir horoz. Tabii ya, bir ördek. Bu ne? Kuş dizi değil. Ne olduğunu bildim. Bu bir traktör. Çok sıkılıyorum. Ben de çok sıkılıyorum.
Ne o, bir şey mi oldu? Kırpık, senin bir trompetin vardı değil mi? Evet. Onu çıkarsana bir. Ne olacak? Sen çıkar. Peki ne olacak ama, ne olacak? Sen çıkart bak, o zaman sıkıntımız falan kalmayacak. Hadi. Hiç sanmam ama. Hadi. Çıkartayım bari. İşte burada, ne olacak şimdi? Şimdi elini üzerine koy ve sıkılmaya devam et. Sıkıntım falan geçmedi benim. Bak, dinle şimdi. Bunu görüyor musun kırpık? Bir ağız mıskası. İşbirliğiyle sıkıntımızı yendik. Devam et. Çok güzel.